Bu görüntüler size pek tanıdık geldi mi? Veya böyle bir olayın gerçek hayatta yaşanmasının olasılığı nedir? Uzun süredir anime izliyorsanız bu tür sahnelere kesinlikle rastlamışsınızdır. Abartılı, fazlasıyla cinsellik barındıran içerikler. Loliler. Vücut ölçüleri absürt karakterler veya imalı ses tonları. İşte bunların hepsi fan service. Wikipedia fan service'i şöyle tanımlıyor. Bir kurgu eserinde veya kurgusal bir seride bulunan ve izleyiciyi memnun etmek için kasıtlı olarak eklenen ve genellikle cinsellik içeren materyaldir. Aslında fan service, parantez içinde hayran hizmeti, bir materyalin, bu bir film, dizi, anime veya manga olabilir örneğin, fanlarını tatmin etmek için konuyla alakalı veya alakasız sahneler veya bölümler yerleştirmesidir. Yani fan service yalnızca cinsellik barındırmıyor. Mesela güzel bir örneği Deadpool 2'den verebiliriz. Film sonlandıktan sonraki end credits bölümünde Ryan Reynolds'ın izleyicilere selam çakarak kendini vurduğu bir sahne var. Günümüzdeki animeleri ele alırsak bu durumun artık fazlasıyla çığırından çıktığını görebiliyoruz. İşin can sıkıcı yanı animelerin genellikle fan servisi yalnızca cinsellikle vermesi. Bu değişim kendini özellikle 90'lı yıllarda göstermeye başladı. Bu aslında yalnızca animeleri de kapsayan bir durum değil. Müzik sektöründe, sinema sektöründe, medyanın her alanında rastlayabilirsiniz buna. Yani bence özellikle 80'li yıllardan sonra sanatın bile fazlasıyla metalaşmasına şahit oluyoruz. The Beatles 60'lı yıllarda elini tutmak istiyorum diye şarkı yazarken 2000'li yıllarda Florida "Düdüğümü çalar mısın" adında bir şarkı yazdı. İşte bu keskin değişim aslında sanatın her dalında özellikle büyük kitlelere hitap eden eserlerde bir derinlik kaybı ortaya çıkmasına neden oldu. Sinemadan da örnek verebiliriz buna. 80'li ve hatta 90'lı yılların blockbuster dediğimiz filmleri sizi bir nebze de olsa düşündürmeye iten yapımlardı. Geleceğe Dönüş, Matrix, Jurassic Park, Fight Club, Terminator, hepsi içerisinde önemli mesajlar barındıran filmler. Bugün yok mu böyle filmler? Var. Ama geçmişe göre oranı çok az bence. Tabi animelerin bunu yapmasının ardında bir sebep var. Cinsellik her zaman için satar. Anime sektörü milyarlarca dolarlık bir sektör. Düşünün, yalnızca Amerika'da bile 25 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip olan sektörden söz ediyoruz. Bu fan service sayesinde büyük kitlelerin ilgisi kolayca çekiliyor. E ne oluyor böyle olunca? Bu fanlar o animenin her çeşit merchandise'ını, yani mallardan bahsediyoruz. Örneğin anime figürleri, ne bileyim posterler, tişörtler, aklınıza gelebilecek her türlü şeyi satın alıyorlar. Elbette bu da anime şirketleri için çok büyük bir gelir kaynağı. Ben aslında fan service'e karşı biri değilim. Doğru ve sınırlı bir çerçevede yapıldığı zaman bir sorun görmüyorum. Animelerdeki fan service 80'ler öncesine de dayanıyor ama daha az sıklıkta karşı karşıya kaldığımız bir şey. Ben animelerdeki fan service'in sıklığının başka bir nedeni daha olduğunu düşünüyorum. O da ne biliyor musunuz? Japonya'nın cinselliğe karşı tutunduğu takıntılı ruh hali. Birçok şey tabu olarak görüldüğü için bu baskılanan duygular kendini animelerde ifade ediyor belki de. Gelin fan service'in anime dünyasındaki bilindik örneklerine bir göz atalım. We'll be right back.
Bütün örneklerine bakmaya kalkarsak fan servisin video 10 saatten aşağı sürmez. Animelerdeki fan servisin bir diğer yanı da ağırlıklı olarak erkek izleyicilere hitap etmesi. Weeb ve otaku dediğimiz bir kitle var ya, tamamen bu kitle üzerinden çarkı döndürüyorlar. İnsanların zayıf noktalarını da birazcık manipüle ediyorlar aslında. Bu etik mi değil mi cevabını vermesi zor bir soru. Alan memnun, satan memnun olduğu sürece bu konu hakkında fazlaca söylenmek istemiyorum. Fan service seviyorsanız kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü ünlü düşünürün dediği gibi çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Peki sizin görüşleriniz nelerdir? Sizce fan service animelerde bulunmalı mı? Ve fan service olan animeleri izliyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, anime ve mangalarla alakalı daha fazla içerik görmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Dilerseniz Discord sunucumuza da katılabilirsiniz.